Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlarım. Ben giriş yapıyorum. Evet dostlar, yeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Güzel bir eşleme yaptık buraya. Onunla başladım. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Renk güzeli bunlar. Bu jumbo erkek İngiliz dişi. Aslında baba kız bunlar biliyorsunuz. Takip edenlerimiz bilir. Dişi aslında dişi de jumbo ama kalıp olarak biraz küçük dostlar. O yüzden İngiliz diyorum. Biliyorsunuz ben de jumbo. Ben de jumbo kuşlar var. Üstünü olduğunu iddia ediyorum. Burada bir yeni eşleme yaptım. Burada da bir görüyorsunuz yeni bir eşleme yaptım. Lütino erkeğimizle Lütino kızımızı eşledik inşallah. Tutarlar. Onlardan bu sezon sonunda bir ağız yavru istiyorum. Burada biliyorsunuz Lütino taşıyacaksınız annesiyle eşlerinde. Annesi de her an yumurtlayabilir. Kuşları susturuyorum ki sabah erken saatler. Burada böyle işlemi yaptık. Başka malum kadifeyle tekrar bu spangle dişiyi eşledim. Bugün kameralı bir sıkıntı var. Kadifeyle eşledik. Böyle yeniliklerimiz var dostlarım. Ha, şu minnada yeme düşürdük dostlar. Görüyorsunuz maşallah. Güzel jumbo bir erkek. Ankara için sahiplendirebilirim. Fiyatı kanaldakilere özel 150 lira olsun. 150 liraya Ankara için sahiplendirebilirim. Bilginiz olsun. Evet. Mama hazırladık. Ben video öncesinde mamaları tek tek ayırdım. Kimi nereye vereceğim? Ve neden böyle ayırdığımı söyleyeyim. Bu taraftakiler yani kovadan taraftakiler yavruların, önündekiler boş yumurta olanların, götürdeklerin salmadakilerin arkadaşlar. Şimdi ben bu mamayı vereyim, kuşlarla biraz sessizleştirelim, hemen dönelim dostlarım. Evet arkadaşlar, mamayı verdik kuşlarımıza. Gördüğünüz gibi mamalarımızı yiyor takımlarımız. Gerçekten çok güzel oldu. Renkler oturdu. Süper. Bakalım bunların altından ne gibi yavru verdik. Aslında spangle demek doğru değildi. Bakalım bir deneme yapıyorum. Ne kadar doğru olmadığını göreceğiz. Baba tek başına yavruya bakıyor. Bu yeşil takımımızı sahiplendirebiliriz bugün. Bilginiz olsun. Her ay gidebilir. Bakalım hayırlısı. Bu yakışıklı da biraz kırgın gördüm. Onu tedaviye aldım şu an. Çok kötü durumdaydı. Şu an toparladı biraz. Şimdi video bittikten sonra ona tekrar bir mama vereceğim. Kursağına direkt basıyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir video çekeceğim sizlere inşallah. Beklemede kalın. Bu yakışıklı oğlumuz da burada tek başına şu an. Ona bir dişi zamanı gelince vereceğiz inşallah. Bu sezon dişi görür mü bilmiyorum ama inşallah vermeyi yani dişi koymayı yanına istiyorum. Bu da anne oğul biliyorsunuz arkadaşlar maşallah. Güzel bir takım. Yani bunların altında sürpriz olarak albino geldi biliyorsunuz. Videolarda bahsetmiştim belki. Ya da hatırlamıyorum. Altından albino geldi bunların. Gözüm gibi bakıyorum şu an. Burada biliyorsunuz sarı yüz oğlumuzla sarı yüz taşıyıcı kızımız var. Yavruları da zaten birazdan göstereceğim inşallah. Bugün kombo bir şey olsun dedim. Video. Yavruları da şöyle yüzeysel olarak göstereceğim dostlar. Bu da biliyorsunuz opal gri bir erkeğimiz maşallah. Gayet güzel durumda. Buraya işte içine takımımızı koyduk. Bunlardan beklentim var inşallah.
Aynı şekilde bu sefer sizden dolu yumurta istiyorum size. Yani performans size 8-9 yumurta veririz ama boş oluyor. Bir iki yumurtanız dolu oluyor, o da şansıma hep ölüyor. O yüzden bu sefer doldurmanızı istiyorum canlarım benim. Tamam. Burada biliyorsunuz vasıflı jumbo kuşlarımız var. Yavruları çıktı. Hemen şöyle bakayım. Yani neyse en son yavru gösterirken gösterelim. Bu da bildiğiniz gibi babamız tek başına bakan güzel büyük babalardan birisi maşallah. Hatta ismini hatırlayanlar olmuştur aramızda. Babacan diyordum ben buna. Gördüğünüz gibi güzel bakıcı bir oğlumuz. Bunun bebekliğini bilerek benim elimde büyüdü çünkü. Arkadaşlar yerli ve Japon etleri buraya aldım. Neden aldım buraya? Çünkü burada çok jumbolar, çok jumbo demeyeyim de yani jumbo kuşlarımızın şuna çol yani zaten. Yani şuna çol dememek daha iyi olur yani. Şu sarı yüzlü gibi. Maşallah. Bakın 3 aylık bir erkek. Neyse neden öyle yaptık? Çünkü bu kuşlarımızın bunlar biraz daha bunlara göre yani yerli kuşlara göre daha ağır kanlı, daha böyle olgun, oturaklı, olduğu yerde durmayı sever. Rahatsız edildiğinde yani şöyle bir aslan gibi düşünün. Aslanı birisi gelir rahatsız eder, pek umursamaz ama tersi pistir biliyorsunuz belgesellerde. Bunlar da öyle fazla bir şey yapmıyorlar. Ama bunların kuyruğuna, kanadına zarar veriyor bu serseriler. Çünkü çok aktifler arkadaşlar. İnanılır gibi değil yani. Sürekli birbirleriyle sataşmalar, birbirlerine olan biriklemeler. Biri onun kanadını ısırıyor, onun kuyruğunu çekiştiriyor. Bunlar bakın yerlerinde duramıyorlar yani o derece. O yüzden böyle bir şey yaptık, ayırdık. Japon üstü yerlilerimizi buraya koyduk. Kuşlar çok bağırıyor, gündüzce. Burada biliyorsunuz Japonez takımımız var arkadaşlar. Maşallah tam şekli pırpırlı güzel bir takım. Çok güzel bir yavru veriyor maşallah. Allah onlardan da nasip etsin. Burada biliyorsunuz beyaz sarı spangle takımımız var. Burada opal, opal yeşil ve bu da opal aslında da dişisi. Hazır buraya gelmişken arkadaşlar, albino kuşumuzun burada olduğunu sizlere göstereyim maşallah. Albino'yu burada büyütüyoruz. Bu İngiliz takımı da buraya koydum. Takipçilerimiz bilir, şuradaydı eskiden. Bu tarafa aldım. Bunlar bu takımı da buradan alacağız büyük ihtimalle. Onu da büyük ihtimalle burayla yer değiştirdim. Yani burada jumbo kuşların olmasını istiyorum. Burada da İngiliz kuşlarımın olmasını istiyorum. Bu takım da maşallah gördüğünüz gibi yumurta dostlar hemen. Buraya koydum. Bunlar zaten kaliteli. Yani aldığım için zaten kaliteli. Yenerden yaz. Ondan aldık buraya koyduk. Burada biliyorsunuz yerli takımımız var. Burada da yerli takımımız var. Burada bizim oğlanlar. Burada da bizim kızlar mevcut. Hemen verdiğimiz sözü tutalım. Şöyle uzakta yavruları bir gösterelim sizlere dostlar. Bakın yavrumuzun biri buradan kafayı çıkarmış. Merhaba. Hemen şöyle göstereyim size. Burası. Burada görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi yavrularımız var. Burada da yavrularımız var. Birinde büyük ihtimalle kanat tüyü dökülmesi var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun çözümü nedir? Bunun çözümünü emin olun ben de bilmiyorum. Havalandırma ve
yorgunlukla alakalı kesinlikle. Ama çözüm olarak düzeltme aşamasında yardım isteyen olursa bir ürün var, onu sizlere önerebilirim. O ürünü isteyenler yorumlarda belirtsinler dostlar. Özel bir karışım ürün. Yani ben çözümünü buldum. Biliyorsunuz ki şu Japonya'nın halini belki hatırlayanlar vardır. Şu an küt oldu. Bakın. Bu minnoş bakın. Aynı şekilde suyu döktü. Hali harattı. Şu an bakın dostlar. Görüyorsunuz. Kuyruk geldi. Ondan sonra kanatlar da aynı şekilde geliyor. Ense kökleri de bakın geliyor. Bunları iyileştiriyor. Bu neden burada? Çünkü daha çok küçük. Bunlar arasında koyamam. Yem yemeği çok bilmiyor aslında. O yüzden burada dostlarım. Şuradaki yavrulardan gösterdik. Bir de şuradan Japonya yavrumuzu gösterelim arkadaşlar. Bakın maşallah. Yuva temizliğini daha 2 gün önce yaptım ama bugün de yapacağım videodan sonra. Başka. Bir de şurada vardı arkadaşlar yavrumuz. Gördüğünüz gibi. Babada. Mama bekleyen kuşlar. Evet. İyi kötü yavruları da gösterdik. Daha sonra bir yuva açılış videosu yaparız dostlar. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı lütfen beğenmeyi, arkadaşlar lütfen videoları beğenirseniz ben de ona göre video çekerim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşağıda açıklama kısmında Facebook grubumuz, Instagram adresimiz var. Bana ulaşmak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlarım.